Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, çok eski zamanların birinde küçük bir ülke varmış. Ülkenin iyi yürekli ve cesur kralının 3 kızı ve 1 oğlu varmış. Günlerden bir gün saraya 3 genç gelmiş. Bunlar ülkenin en bilgili gençleriymiş. Bu yüzden herkes onlara bilgin diyormuş. Bilginlerden her biri yanında bir hediye getirmiş. Tek istekleri ise kralın iyi kalpli, güzeller güzeli kızlarıyla evlenmekmiş. Birinci bilginin hediyesi bir tavus kuşu, ikinci bilginin hediyesi tunçtan yapılmış bir boru, üçüncü bilginin hediyesi ise tahtadan bir at imiş. Kral, "Sevgili bilginlerim, bunları bana niye getirdiniz? Yoksa bunların bilmediğim özellikleri mi var?" diye sormuş. Birinci bilgin, "Kralım," demiş, "benim hediyem bu tavus kuşudur. Ama o öteki tavuslara benzemez. Bu tavus kuşu aslında bir saattir. 24 saati de bilir. Her saat başında havalanır ve saat sayısı kadar kanat çırpar." Kral gülümsemiş. "Çok güzel, çok güzel," demiş. İkinci bilgin hediyesini sunmuş. "Efendimiz," demiş, "benim hediyem de işte bu tunç borudur. Ama bu bildiğiniz borulara, borazanlara benzemez. Bu tıpkı nöbet tutan bir muhafız gibidir. Onu nereye koyarsanız koyun, içerideki yabancıyı haber verir." Kral bu tunçtan borazanı alıp eline iyice incelemiş. "Gerçekten de çok güzel," demiş. "Biraz sonra deneriz. Bakalım dediğiniz kadar iyi bir nöbetçi mi?" Sıra üçüncü bilgine gelmiş. Üçüncünün hediyesi tahta bir atmış. Tabii ki bu sıradan bir at değilmiş. Genç bilgin kralı saygıyla selamlamış. "Kralımız," demiş, "size getirdiğim bu tahta at, üzerine yetenekli, güçlü ve cesur birisi binince kanatlanarak uçar. Onu istediği yere götürür." Kral bembeyaz olmuş sakalını sıvazlamış. "Ya, demek öyle," demiş. Biraz sonra bütün hediyeler test edilmiş. Gerçekten de tavus kuşu her saat başında havalanarak saat kaç ise o kadar kanat çırpıyormuş. Kral, "Mükemmel, harika," diye bağırmış. Sıra tunçtan yapılmış borazana gelmiş. Borazan şehrin girişindeki kale kapısına konmuş. Biraz sonra şehre yabancı bir adam girmiş. İşte o anda borazan öterek işaret vermiş. İhtiyar kral neşe içinde kahkaha atmış. "Gerçekten de bu harika bir şey," demiş. Sıra sonuncu hediyenin denenmesine gelmiş. Üçüncü bilgin kralı saygıyla selamlamış. "Efendimiz, şimdi bu atı denemek için kendine güvenen, cesur ve akıllı bir binici bulmamız gerekiyor." Bu sırada genç prens hemen bir adım öne çıkmış. "Babacığım, izin verirseniz bu ata ben binmek istiyorum," demiş. Kral babası önce şaşırmış, fakat daha sonra oğlunun cesaretinden dolayı gurur duymuş. "Peki oğlum, haydi bakalım, hem seni hem de atı deneyelim öyleyse," demiş. Prens ata binmiş, birden garip bir şeyler olmuş. At sanki canlanıvermiş, kanatlarını çırparak havalanmaya başlamış. Genç prens çok heyecanlanmış. Demek ki bilginin söyledikleri doğruymuş. Atının başını hafifçe okşamış. Gökyüzünde şöyle bir tur atmış. Herkes onları heyecan içinde izliyormuş. Havalanan at uçsuz bucaksız gökyüzünde tıpkı bir kuş gibi uçuyormuş. Biraz sonra prens ata aşağı inmesini söylemiş. At anında prensin istediğini yerine getirerek aşağıya inmiş. Kral cesur oğluna sarılmış. "Oğlum, benim cesur, akıllı, iyi yürekli oğlum. Bu tahta atı ben de sana hediye ediyorum. O artık senindir," demiş. Prensesler genç bilginlerle evlenmeyi kabul etmişler. Hemen düğün hazırlıklarına başlanmış. 40 gün
40 gece boyunca süren dillere destan bir düğün yapılmış. Kral oğlunun da evlenmesini çok istiyormuş. Ancak prens hiç kimseyi beğenmiyormuş. En çok sevdiği şey uçan atının sırtında gökyüzünde dolaşmakmış. Genç prens bir gün yine uçan atına binmiş. O gün acaba şu karlı dağların ardında nasıl bir dünya var diye düşünüp merak etmiş ve daha uzaklara gitmeye karar vermiş. Prens günlerce uçan atının sırtında dolaşıp durmuş. Nihayet bir gün yine atıyla uçarken aşağıda çok büyük bir ülke görmüş. Etrafı yüksek kalelerle çevriliymiş. Daha önce hiç bu kadar büyük ve güzel bir ülke görmemiş prens. Her yer bağlık bahçelikmiş. Evler çok güzel ve çok büyükmüş. En küçük ev bile babasının sarayından büyükmüş. Aşağıya inerek şehirde dolaşmaya başlamış. Biraz sonra çok büyük ve gösterişli bir sarayın önünde durmuş. Ülkenin kralı herhalde burada yaşıyordur diye düşünmüş. Ama nedense o sırada kapıda hiçbir muhafız veya hizmetçi bulunmuyormuş. Genç prens merak içinde saraya girmiş. İçerisi inanılmaz derecede güzelmiş. Prens büyülenmiş gibi etrafındaki güzellikleri inceliyormuş. Birden odaların birinden genç bir kız çıkmış. Bu kız öylesine güzelmiş ki prens büyük bir heyecan duymuş. Ancak aynı anda içeriye giren muhafızlarla ortalık karışıvermiş. Telaş içindeki genç prensi yakalamışlar. Güzel prenses de neler olduğunu anlayamamış. Ama o da bu gencin kim olduğunu çok merak ediyormuş. Prensi hemen kralın huzuruna çıkarmışlar. Kral çok öfkeliymiş. ''Bu ne cesaret? Nasıl olur da izinsiz benim sarayıma girersin? Söyle bakalım sen kimsin? Nereden geliyorsun?'' diye bağırmış. Prens ''Kralım, ben çok uzak ülkelerden birinin prensiyim. Dünyayı dolaşıp yeni ülkeleri görmek istedim. Ülkenize bugün geldim. Buraya geldiğimde kapıda kimsecikler yoktu. Ben de içeriye girdim. Sonra güzel kızınızla karşılaştım. Onu çok beğendim. Eğer izin verirseniz onunla evlenmek istiyorum.'' demiş. Genç prensin sözlerini duyan kral iyice öfkelenmiş. ''Bu ne cesaret?'' demiş. ''Sen küçük bir ülkeden geliyorsun. Benim ülkem ise çok çok büyük. Hem benim kızım Hint prensiyle evlenecek. Bu bölgenin en zengin ve en güçlü ülkesi odur.'' demiş. Prens kendinden emin bir şekilde ''Efendim, peki ya kızınız? Belki o da benimle evlenmek isteyecektir.'' demiş. Kral prensin bu sözleri karşısında içinden kendi kendine şöyle düşünmüş. ''Öyle bir şey söyleyeyim ki yapılması imkansız olsun.'' Gülmüş ve ''Demek kendine bu kadar güveniyorsun. Şimdi beni dinle. Eğer tek başına bütün askerlerimi yenebilirsen kızımla evlenmene izin veririm. Fakat görüyorsun ya, bu imkansız bir şey. İstersen sana birkaç gün zaman da veririm.'' demiş. Prens ise hiç düşünmeden kralın bu teklifine karşılık vermiş. ''Kızınızla evlenebilmek için istediğiniz kişiyle dövüşebilirim. Hatta bütün ordunuz bile gelse beni bu kararımdan döndüremez. Ancak izin verirseniz kendi atıma binerek askerlerinizle karşılaşmak istiyorum.'' Kral prensin cesaretine şaşırmış. ''Demek kendine bu kadar güveniyorsun ha? Yazık, senin gibi bir delikanlının ölmesini istemezdim doğrusu. Ama madem ki istiyorsun, o halde istediğin ata binmekte serbestsin. Demek kızımla evlenmeyi bu kadar çok istiyorsun. Bunun için bütün askerlerimi karşına almaktan bile çekinmiyorsun, öyle mi?'' diye tekrar sormuş. Genç prens kendinden emin bir şekilde ''Evet efendim, kızınızla evlenmek için gerekirse bütün askerlerinizle savaşabilirim.'' diye cevap vermiş.
Kral emir verince prensin tahta atı getirilmiş. Herkes meydanda toplanmış, olanları merak içinde izliyormuş. Prenses de balkonda gözyaşları içinde prense bakıyormuş. Genç prensin kendisi için hayatını feda etmesini istemiyormuş. Prensin tahta atı meydana getirilince atı gören herkes gülmeye ve onunla alay etmeye başlamışlar. Kral da olanlardan hiçbir şey anlamamış. Şaşkınlık içinde prense, ''Bu da ne demek oluyor böyle? Yoksa sen benimle alay mı ediyorsun? Bu tahta atla ne yapabileceğini sanıyorsun? Benim bütün orduma, askerlerime karşı çıkabileceğini ve onları yenebileceğini mi düşünüyorsun?'' diye haykırmış. Prens gülümsemiş, ''Efendimiz, bu at çok yeteneklidir. Etrafındaki cesur, akıllı ve iyi insanı tanır. Böyle biri ata bindiğinde kanatlanır ve uçar. Onu dilediği yere götürür. İsterseniz deneyelim.'' demiş. Kral prensin söylediklerine pek inanmamış ama bir an düşünmüş. Sonra bu ona hiç inandırıcı gelmese de yine denemeye karar vermiş. Komutanını çağırmış. ''Komutan, hemen ata bin.'' diye emretmiş. Komutan heyecan ve korku içinde tahta ata binmiş. Fakat at kanatlanmamış. Hala eskisi gibi tahtaymış ve meydanın ortasında olduğu yerde olduğu gibi duruyormuş. Kral öfke içinde komutanın attan inmesini emretmiş. Sonra da sırayla güvendiği bütün adamları ata bindirmiş. Ama sonuç yine aynı olmuş. Hangi adam ata binerse binsin, at bir gram bile yerinden kıpırdamıyormuş. Kral en sonunda kendisi ata binmeyi düşünmüşse de sonradan vazgeçmiş. Genç prense dönmüş. ''Demek sen kendine bu kadar güveniyorsun ha? Haydi öyleyse şu tahta atı havalandır da görelim.'' demiş. Genç prens atına binmiş. O anda tahta at canlanmış. Sonra da kanat çırparak havalanmış, havalanmış, bulutların üzerine kadar yükselmiş. Kral ve askerleri şaşkınlık içinde tahta ata ve üzerindeki genç prense baka kalmışlar. Kral öfke içinde askerlerine bağırmış. ''Ne duruyorsunuz? Çabuk yakalayın şunu.'' Komutan öne çıkmış. ''Efendimiz, biz kuş değiliz ki uçalım.'' demiş. ''Üstelik kanatlı atlarımız da yok. Ne yapabiliriz ki?'' Komutanın bu cevabı karşısında kral öfkesinden deliye dönmüş. Çünkü askerleri hiçbir şey yapamıyormuş. Bu durumda kazanan genç prens olmuş. Demek ki o çevredeki en akıllı ve en cesur kişi oymuş. Üstelik adil ve iyi yürekliymiş. Ama kralın söz verdiği halde güzel kızını prensle evlendirmeye hiç niyeti yokmuş. Uçan atının üzerinde olan prens kendisini balkondan şaşkınlıkla izleyen prensese yaklaşmış ve ''Güzel prensesim, ne olur ağlamayın, isterseniz buradan hemen giderim.'' demiş. Prenses sevgiyle bakarken gözyaşlarını silmiş. ''Ne olur hemen gidin buradan. Babam size verdiği sözü asla tutmaz. Sizin yaşamanızı istiyorum.'' diyerek hıçkırıklar içinde gözyaşlarıyla odasına koşmuş. Prens de büyük bir üzüntüyle uçan atını havalandırmış. Bir süre sonra gözden kaybolmuş. Kral ise bütün bu olanları görmüş, öfke içinde saraya dönmüş. Hemen kızının yanına gitmiş. Prenses hıçkırıklar içinde ''Babacığım.'' demiş. ''Ben Hintli prensle evlenmek istemiyorum.'' Kızının bu sözlerini duyan kral büyük bir öfkeyle ''Bu da ne demek oluyor? Bana karşı mı geliyorsun? Biliyorsun ki bu konuda kararım kesin. Hintli prens ile en yakın zamanda evleniyorsun.
bu gençle evlenmene asla izin vermeyeceğim diyerek odadan çıkmış. Aradan günler, haftalar geçmiş. Zavallı prenses sürekli genç prensi düşünüyormuş. Üzüntü içerisinde yemeden içmeden kesilmiş, hastalanarak yataklara düşmüş. Ülke halkı güzel prensesleri için çok üzülüyormuş. Ancak kral bir türlü inadından vazgeçmiyormuş. Bu arada düğün günü de iyice yaklaşmış. Genç prens ise bu sırada kendi ülkesine dönmüş, bütün ülke günlerce bayram etmiş. Prens ise hep güzel prensesi düşünüyormuş. Bu yüzden hiç de mutlu görünmüyormuş. Oğlunun bu durumunu fark eden babası bir gün "Sevgili oğlum," demiş. "Geldiğinden beri çok düşüncelisin. Senin bir derdin var. Ben senin babanım. Haydi anlat da derdine birlikte bir çözüm bulalım." Prens bunun üzerine başından geçenleri babasına bir bir anlatmış. Kral bunu duyunca bir kahkaha atmış. "Demek öyle. Ben de başka bir şey sanmıştım. Bunda düşünecek ne var? Hiç durma. Hemen oraya geri dön ve prensesle konuş. Hem belki babası da verdiği sözü tutar. Bence o güzel kız da üzüntü içinde seni bekliyordur," demiş. Bunu duyan prens heyecan içerisinde ayağa kalkmış. "Babacığım, çok haklısınız. İzin verirseniz hemen hazırlanıp yola çıkayım," demiş. Prens hemen hazırlanarak tahta atına binmiş. At kanatlarını çırparak gökyüzüne yükselmiş. Prens günlerce yol almış. Sonunda güzel prensesin ülkesine varmış. Prens kimselere görünmeden sessizce sarayın bahçesine inmiş. Her yerde muhafızlar dolaşıyor, nöbet tutuyorlarmış. Genç prens akşam olmasını beklemiş. Gece olunca kimselere görünmeden sessizce prensesin odasına girmiş. Prenses uyanıkmış ama gördüklerinin gerçek olduğuna inanamamış. "Aman Allah'ım, rüya mı görüyorum yoksa? Bu gerçek olamaz," demiş. Prens sevgi dolu bir sesle, "Prensesim, bu bir rüya değil. Sizi görmek için geldim. Hem de çok çok uzaklardan geldim," demiş. Prenses bir an için korkmuş. "İyi ama ya babam? Babam sizi görürse çok kötü olur. Ne olur gidiniz," demiş. Prens ise, "Ben her şeyi göze alarak buraya geldim prensesim. Sizi çok seviyorum. Tek isteğim sizinle evlenebilmek. Peki ya siz? Siz benimle evlenmek istiyor musunuz?" diye sormuş. Prenses daha fazla dayanamamış, ağlamaya başlamış. "Ben de sizi çok seviyorum ama babam bu evliliğe karşı. Yakalanırsanız çok kötü olur. Size bir şey olmasına dayanamam. Ne olur artık gidin," demiş. Genç prens ise, "Evet ama siz olmadan hiçbir yere gitmek istemiyorum. Benimle evlenirseniz ülkemde çok mutlu olabiliriz. Evet, benim ülkem çok küçük ama insanlarımız iyi yürekli ve çalışkandır. Ne olur benimle beraber gelmeyi kabul edin," demiş. Güzel prenses duydukları karşısında çok şaşırmış ama aynı zamanda çok sevinmiş. "Olamaz, bunlar gerçek mi? Buradan kaçabileceğimize inanıyor musunuz?" diye sormuş. Prens, "Evet prensesim, siz yeter ki bana güvenin," diyerek elini ona uzatmış. Prenses mutluluk içinde bu teklifi kabul etmiş. Sonra genç prens ile güzel prenses uçan ata binmişler. At onlar bindikten sonra havalanmış bulutların üzerine çıkmış. Günlerce süren yolculuktan sonra prensin ülkesine varmışlar. Bütün halk sevinç içinde onları bekliyormuş. 40 gün 40 gece süren dillere destan bir düğünle evlenmişler. 40 büyük kazanda,
40 çeşit yemek pişirilmiş. Her bir taraftan gelen yolcular, fakirler, tüccarlar, bütün insanlar genç prens ile güzel prensesin mutluluğuna ortak olmuşlar. Prensesin babası da yaptığı hatayı anlamış. Düğün gününde kızını yalnız bırakmamış. Bundan sonra genç prens ile güzel prenses mutluluk içinde güzel bir hayatı birlikte yaşamışlar. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.